Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde üretim hattında görüntülenen TB3 SİHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım da görüntülendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Hakan Çelik ile hafta sonu programında savunma sanayi projeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda Demir, TB3 SİHA'nın bu yıl içerisinde ortaya çıkacağını açıklamıştı. Demir şu açıklamada bulunmuştu: TB2'ye göre üretimde yapılacak bazı değişiklikler var. Bu yıl içerisinde TB3 SİHA'yı göreceğiz. Entegrasyon ve uçuş testleri başlayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendili'nin Baykar tesislerine ziyaretine ilişkin Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda üretimi devam eden Bayraktar TB3 SİHA paylaşılan görüntülerde yer almıştı. Görüntülerde üretimi devam eden Akıncı TİHA'lar ve çok sayıda TB2 SİHA'da göze çarpmaktaydı. Habertürk'ün Açık ve Net programında Bayraktar TB3 SİHA ve Kızıl Elma MİUS üzerine açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2023'te ilk uçuşunu yapacağını ve 2023 sonunda seri üretime gireceğini açıklamıştı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2022'de TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbodizel havacılık motorlarının teslim edildiğini açıklamıştı. "Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30.000 fiti geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızla 30.000 fiti geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD-170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul."